Evet, buradan alalım bakalım. Vegan diyor. Salat, domates, salata, domates. Tarihi neymiş? Düşüncenin üçü. Tek çeşit ne var? Vegan Big Klasik var. Big ve barbekü. Ne fark var ki arasında? Bunu alalım ya. Mikrodalgada diyor. 600 wattta 90 saniyede. Arkadaşlar tekrar merhaba. Hoş geldiniz. İnternette YouTube seyrederken gözüme takıldı. İşte Burger King'in, ondan sonra McDonald's'ın filan vegan burgerlerini denediler. Bayağı beğendiler. Ben de hemen bizim evin dibinde Penny Market var. Penny Market'e uğradım. Vegan burger aldım. Başta seyrettiğiniz gibi. Şimdi eve gideceğim. Onu deneyeceğim. 2 euro. Bakalım 2 euroya değecek mi? Lezzeti nasıl? Hadi şimdi direkt eve geçelim. Evet, şu an burgerle beraber eve doğru gidiyoruz. Vallahi var ya, eğer 2 euroya muhteşem bir lezzet olursan ben hiçbir şey bilmiyorum diyecek. Ama bilmiyorum ya, etin yerini tutar mı? Deneyeceğiz bakalım. Evet, geldik bakalım eve. Bakalım sen nasıl bir şey çıkacaksın. Ne orada hiç aklımıza da gelmedi ha. Gerçi gelsen olacak, bunun içini açıp bakamazsın ki. Bakalım nasıl bir sürpriz çıkacak. Evet arkadaşlar, şu an 2 euroya hamburger deniyoruz. Şimdi ilk izlenimlerimizi alalım. İlk izlenimlerimiz şöyle güzel kaliteli bir poşetin içinde. Hamburgerde dolu dolu ağır duruyor. Bunun ağırlığı yazıyor mu acaba? Bakalım bir tane. Hakikaten ağır duruyor ya. 225 gram diyor. 160 vas, su, şeker, maya, raps, yağ, tuz, emulgatör falan filan, monotrigris. Ulan arkadaş. İşte yeşillik cart curt. Şimdi seni kardeş bir mikrodalgaya doğru atalım. Bu yeni videolarını seyreden arkadaşlar bilirler. Mutfağım 3. el 8'inde gelecek. Şu an geçici olarak bu aletleri kullanıyorum. Mikrodalgam. Yeni şey de gelecek tabii. Tost makinem. Bir tane indüksiyonlu bir tane şey aldık. Ocak aldık. Baharatlıklar. Burada kahve makinemiz var. Falan filan. Neyse konuyu dağıtmayalım. Kutusunun üstünde 600 watt 90 saniye diyordu. Acaba şunu koysam mı? Hani alttan üstten güzel alsa. Bu hamburgeri Türkiye style yırtıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane paket açtıktan sonra içini inceleyelim. Şöyle için inceleme nasıl? Kamera, kamera. Neredesin kamera? Kamera gel buraya. Heh, tutturduk mu? Tutturduk. Kaşar peyniri var. Burada barbekü sos var. Altta bir kaşar daha var. Orada köfteye benzer bir şey var. Şimdi bunu atalım bir tane. Bir de lezzetine bakalım. Yalnız şöyle bir şey, bunun altı biraz hafif yaş gibi duruyor. Şimdi kapatıyoruz. Mikrodalga diyoruz. 800 watt. 600 watt'a ayarlanan 600 yok. 650 olsa olmaz mı? 650 olsun. Okey diyoruz. 90 saniye. 35, 40, 45, 50, 55, 1. 1 ne oluyor? 60 saniye oluyor. 1.30, 90 saniye. Ya Allah, bismillah. Evet dostlarım. Sabah sabah 2 euroya kahvaltıda ne yenir videosunda vegan burgerimiz şu an dönüyor. Lezzetini, herkesin merak ettiğini
Yani herkes merak etmiyordur belki de. Kendi kendimi kandırıyorumdur. Neyse çıksın da bakalım nasıl olacak. 5, 4, 3, 2, 1 ve end. Çıkartalım bakalım. Evet dostlar, hamburgerimiz geldi. Bakın şöyle 2 euro ile bir tane vegan burger alabiliyorsunuz. Şimdi 2 birim olarak düşünün. 2 birime bakalım lezzeti nasıl ya. Direkt ben geçmek istiyorum. Şöyle oturalım. Aslında uzun zamandır Penny Market bize yakın buraya. Uzun zamandır görüyordum. Hanım sağ olsun ya al dedi. O kadar merak ediyorsun. Dediğim gibi Burger King ve McDonald's videolarına da baktım, vegan burgerlere. Burger King'ini baya hele tavuğu baya övüyorlar. Sanki gerçekçi gibi. Şimdi bakalım önce bir tadına, hissiyat şey gibi aynı. Bu alt kısmı çok çok yumuşak, dağılacak gibi duruyor ama dağılmayacak gibi de duruyor. Bu arada bir tane ısıralım bakalım. İki oraya değecek mi? Şimdi ben barbekü soslusunu aldım. Acaba ondan mı bu kadar yaş duruyor içi? Etinden ısıldım. Göstermem lazım. Bakın dostlar şöyle. Bunun eti, Allah Allah. Acayip et tadı var. Bunu gerçekten başarmışlar. Açıkça söyleyeyim, bunun et lezzetini bu kadar beklemiyordum. Çok yakın. Aha. Ben bugün benim çocuklara da alayım, bir tane vereyim bakayım. Ne diyecekler? Hiç söylemeyeyim vegan olduğunu. Allah Allah. İki euroya gerçekten benden geçen not aldım. Ha, normal değil. Acayip. Ben kaşık alayım. Aslında 2 euroya ne yenir serisi mi yapsak? Mesela bugün bunu yedim. Yarın bir gün işte Hofer'e gidip bir oranın ekmeklerinden bir tane suyundan. Bilmiyorum. Ama gerçekten bu köfte lezzetini bu kadar beklemiyordum ben. İçindeki köfteyi yani ya acayip bir tutturmuşlar. Bakın ben et yiyen birisiyim. Artık kasaplık da yapıyorum. Hayret ya. Neyse benden geçerli not oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Öyle yapalım biz ya. 2 euroya ne yenir? 5 euroya ne yenir? Ne alınır? Videoları yapalım. Bu da öyle bir şey olsun. Hem vegan burger videosu olsun. Kendinize çok iyi bakın. İyice saçmalamaya başladım. Dostlarım Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buradan tüm İzleyenlerime ve özellikle Türkiye'ye, Azerbaycan'dan birkaç kardeşim yazmıştı. Azerbaycan'dan yazan kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Seyredenlere de çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.